Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kardeşiniz üstten çalışıyor. Tüm çalışan arkadaşlarımıza kolay gelsin. İstirahatlı olanlara da hayırlı istirahatlar dileyelim. Korunaklıyız arkadaşlar. Araçlar burada yükleniyor. Neredeyiz? Delikli Kaya'dayız arkadaşlar. Bakın araçların yüklenmesi bu şekilde oluyor. Darulacize şantiyesi arkadaşlar burası. Kulevinç. Aracımız bu arkadaşlar. Allah kısmet ederse burada çalıştığımız ücretle bu arabayı kullanacağız. Atros 1845. İsterseniz burada aracımızı tanıtalım, bir araç tanıtım videosu olsun. Dorsemizde Mailer arkadaşlar. Mailer Dorse. Şöyle aracımıza doğru binelim. Aracımıza geldik. Müziğimizi kısıyoruz. Telif yemeyelim. Şöyle göstereyim aracımın içini arkadaşlar. Aracımız 194.000'di arkadaşlar. Daha kilometresi. Aracımızı bakın, şu A harfi otomatik demek. M oldu, manuele aldım şimdi arabayı. Çünkü önümüz rampa, kalkış yerimiz rampa olduğu için otomatikte güçlü araba vites atabilir arkadaşlar. O risk var. O yüzden gerek yok arabayı üzmeye, kırmaya. Aracımızı da biri alalım ve bismillah deyip kalkalım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzu muhabbeti ne olsun? Bugünkü videomuzun muhabbeti öteki işi niye bıraktım? Buraya neden geldim? Şimdi söyleyeyim arkadaşlar. Öteki işi bırakmamın sebebi arkadaşlar, biliyorsunuz cebeci döküme çalışıyorduk devamlı. Yani pek nadir gidiyorduk. Çift alana. Araçta klima yoktu arkadaşlar. Klima diyeceksin, yani klima mı istiyorsun? Ben klima istemiyorum da, ben nefes darlığı var bende arkadaşlar. O yüzden ben toza gelemiyorum. Camı da mecbur kapatıyordum arabanın camlarını. Bu sefer sıcaktan arabanın içinde pişiyordum. İşin doğrusu. Biraz bir gün öyle, iki gün böyle, üç gün böyle derken sağ olacağım. Buradan da böyle fiş alıyoruz. Şurada güvenliğe veriyoruz. İçeri gidiyoruz arkadaşlar. Neyse. Biz de ne yaptık arkadaşlar? Hani daha fazla kendimizi yormamak için, vatandaşı da mağdur etmemek için, karşıki adamı da mağdur etmemek için söyledik, karşılıklı oturduk, konuştuk. Ayrılma kararı aldık ve ayrıldık arkadaşlar. O kendine şoför baktı, ben kendime iş baktım. Bu esnada da tabii benim bu ilk sizden tanıştığım firma, bu firma. Bunlar da çağırıp sağ olsunlar, demek ki iyi bir kredi bırakmışız ki çağırıyorlardı, gel geri gel geri gel geri diye. Ben de geldim. Çünkü neden? Araçlar yeni arkadaşlar. Yeniden ziyade bunlar da bakın böyle camı kapatıp rahatlıkla çalışabiliyor. Aferin. Rahatlıkla böyle çalışabiliyorsun. Çünkü niye?
Araçlarda klima var arkadaşlar. Tamam, burada da toz var ama burada arabalarda klima var. Bakın ben sabahtan beri camları kapatmışım. Yani geldim, hatta arabanın içi biraz kirliydi. Tuttum arabanın içini, biraz temizledim. Yani bir temizledim dedim. Islak bir bezden güzelce sildim arkadaşlar. Şu bezle elimden geldiği kadar sildim. Zaten yarın ben buranın peluşunu da bulurum, yerine koyarım. Ayçiçek direklerine bakın arkadaşlar, görüyorsunuz. O yüzden burayı tercih ettim. Yani bir yerde sağlık önemli arkadaşlar. Sağlık olmadan bir şey olmuyor. Yani çünkü belli bir yaştan sonra artık insan bazı şeyleri vücut kaldırmıyor yani. Onun için de fazla yüklenmenin de anlamı yok vücuda. Fazla yüklenirseniz bir gün bir yerde sizi bırakır. Nereye dökeceğiz abicim ya? Nereye dökeceğiz ya? Geri geri döküyorum. Kim ne alır derse desin. Hiç uğraşamam abi. Ben de şu arabanın yanına yanaşabilirim oraya. Bakın Ayçiçek direklerine. Burası Yassıören köyü arkadaşlar. Çatalca Yassıören. Güzel, sessiz, sakin bir yer. Halkı hayvancılık ve çiftçilikle uğraşıyor. İşte arkadaşlar, bu araba. Evet arkadaşlar, yanaştık, damperimizi kaldırıyoruz. İşte sağlık sorunları sebebiyle o işi bırakmak zorunda kaldım arkadaşlar. Yine ilk çalıştığım yere geri geldim, sizle tanıştığımız yere. Aracımız 2021 model arkadaşlar. Mercedes Atros 1845. Otomatik arkadaşlar, bakın fitesi bunun bu. Burada yazar DNR diye. Fitesi budur yani. Bu arkadaş da operatör arkadaşımız. Murat Bey, kolay gelsin. Cansın. Operatör arkadaşımız bu da. Hem de hemşerimdir aynı zamanda. Bu arada dün iki tane video attım arkadaşlar. İki video atmamın sebebini hemen açıklayayım. Telefonumu yaptırdım arkadaşlar. Bozulan telefonumu. Bozulan telefonumu yaptırınca o telefon boşa çıktı. Onda da iki tane video vardı. Dedim ziyan olmasın. Yazık, günahtır. Hani bir
emeğimiz var onlarda. Peş peşe yükledim hocam onları. Artık takdir seyredenlerdir. Sıkıntı yok. Olsun. Beğenenden de Allah razı olsun. Beğenmeyenden de arkadaşlar. Yani herkes beğenecek diye zaten bir kaydı yok. Zaten yeryüzünde bütün canlılar öyle arkadaşlar. Yani herkes aynı şeyi düşünecek, herkes aynı şeyi konuşacak, herkes aynı şeyi yiyecek diye bir kaydı yok. Görüyorsunuz bakın mesela insanlar birbirlerine kavga edebiliyor. Arkadaş bize kızıyor, çabuk git diye. Bu bozuk yerde nasıl gideceksek, arkadaş boşu boşuna kendi kendine artistik yapıyor. Neyse önemli değil, bir şey demeyeceğim şimdi. Moral bozmaya gerek yok. İşte ben böyle şeyler arkadaşlar takılıyorum bakın. Şimdi yer bozuk, yol bozuk. Yani ağır ağır gidip geliyoruz. Zaten sağ içi çalışıyoruz. Ne uçacağız mı ki yani, ne var? Yani bir az bir şey yavaşlasan ne olur? He? İşte ne, yapacak bir şey yok ki, bu tip şoför arkadaşlar da var aramızda arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Bu tip arkadaşlar da var aramızda. Maalesef var yani. Yok değil yani, var. Üzgünüm ki, niye üzgünüm ki, var yani. Bazıları söylüyor da boşuna söylemiyor yani, bizim için trafik canavarı diye. İşte böyle arkadaşlarımız yüzünden sabırsız. Halbuki gittiğimiz yer belli, geldiğimiz yer belli, atacağımız seferler belli arkadaşlar. Onun için yani acele etmeye, kendini üstünü başını parçalamaya hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Orada makinelerimiz çalışıyor. Bu da beton santrı arkadaşlar. Buranın betonunu atan firma. Bakın kantarımız burada. Kantarımız da var. Yani eğer döküme gidersek kantarlı çıkacağız buradan. Çünkü burası biliyorsunuz resmi bir yer. Resmi bir iş olduğu için. Ha bir de gidelim taş yüklerim ya. Taşa gidelim bir seferde. Taşa gitmiyoruz biz hiç. Hep millet gidiyor. Biz ancak buradan doluyoruz. Bir de biz gidelim taşa. Bak arabamızı taş yükleyelim. Bir arkadaşımız sağ olsun söylemiş. Abi sabitle telefonunu diye. Hani sipariş verdim arkadaşlar. Buraya bir tutacak gelecek de şöyle dedim, hani gelmişken de iyi bir şey gelsin. Öyle kötü bir şey almayalım. Çünkü onun ben randıman vereceğini tahmin etmiyorum. Bana sipariş verdik internetten, inşallah gelir. Umudumuz gelmesinden yana. Hani sakata düşmesek iyi. Kötü şeyler düşünmek istemiyoruz ama Türkiye'de yaşıyoruz maalesef. Olur mu olur. Olursa da yapacak bir şeyimiz yok, ne yapalım. Arkadaşlar iki makine mesela o yüklediğim yerde çalışıyordu. Bakın iki makine de şurada çalışıyor. Dört makine yükleme yapıyor. Durmadan harıl harıl. Bakın bu kırıcı. Aşağıda bir kırıcı daha var. Kırıcılar da var. Bu kırıcı bizim değil yalnız. Bu kiralık başkasının. Bizim kırıcı orada aşağıda bakın. Şimdi onun yanına ineceğiz. Çalışıyor o da. Size kırıcıyı da göstereyim arkadaşlar. Hani bu binalara böyle tık 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 vurur ya, işte o. Ona bizim dilimizde kırıcı diyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın kırıcı orada çalışıyor arkadaşlar. Bakın görün. Bakın. Böyle ucuyla bu makinelerin giremediği yeri o. Bakın camı da açık sesini duyuyor. Bakın. Sinek avlıyor bu arada bizim operatör. Operatör dediğim kişi de bizim
Aynı zamanda patronumuz oluyor. Bizim bunlar arkadaşlar, dört kardeşler. Bakın bakın, sinek avlıyor bakın. Bakın sinek avlıyor. Devam et, devam et. Çekiyorum, devam et. Bakın kırıcıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Bak, kırıcı dağıttı orayı. Bu kırıcılar da arkadaşlar, bunların da var mesela, büyüğü küçüğü ton hesabı. Bu büyüklerinden bizimki, bu kırıcı. Makine de zaten güçlü bir makine. Sanırım bu 370'lik olan makine. Bu yukarıdaki kiralık olan o küçüktü arkadaşlar. Makine nereye gitti? Makine aldı başına gitti. Neyse, bir de şu makineden dolarız. Sorun yok. Evet, bu araba da doldu. Şimdi sıra bizde arkadaşlar. Bu arkadaşımız da Amasyalı, iyi bir arkadaştır. TikTokçudur bu arada. Bu da arabasını devamlı bu arabayı çeker, TikTok'a atar arkadaşlar. Evet, şöyle bir geri geri giderek. Arabada yanında oturan çocuk da onun oğludur. Patronun oğlu. Ben size kırıcıyı yakından göstereyim. Arkadaşlar. Hemen göstereyim. Bakın bu 40 ayak araba. Bu da Yasin, patronun oğlu. Kenan Bey, kolay gelsin. Sinek avlıyordunuz demin. Demin sinek avlıyordunuz. Ha, ondan mı? Bakın orada beton da atılıyor. Orada beton atıyorlar arkadaşlar. Evet. Bu buharın. Bu bağıran atırsızı da onun oğludur bu arada. Patronun oğlu, iyi çocuklar. Evet arkadaşlar, işte bizim işimiz böyle, bazen gırgır şamata, bazen ciddi. Yani işte arkadaşlar, günlerimiz burada böyle geçecek. İnşallah Cenab-ı Allah kötü günler göstermez. Ne bana, ne milletimize, ne halkımıza,
hiçbir insan alemine göstermesin arkadaşlar ya. Değil bize. Yani hiçbir insan alemine kötü günler göstermesin Cenab-ı Allah. İşte bakın arkadaşlar, tercih etmemin sebebi bakın. Aracın kliması açık. Görüyorsunuz. Şimdi camlarım kapalı. Sabah temizlemişim. Bakın arabaya bindiğim gibi tertemiz. Biniyorum. Hiçbir toz yok, stres yok, bir şey yok. Aracımız doldu. Kalkıyoruz inşallah. Üçüne kalktık. Bak arabayı zorluyoruz. Hemen bir vites düşürelim arabada. Biraz bu bizim şu anki yaptığımız işin arkadaşlar harfiyatçılıktaki dili saha içidir. Biz buna saha içi deriz. Saha içi çalışma deriz. Yani yakın mesafe yani. Yakın mesafe doldurup boşaltıyoruz. İnanın bugün arabaların demek fişlerin hepsinde numaralar var. Herhalde 2-3 sefer olmuştur. Bugün attığımız. Gerçi kaç tane? 2-3 tane araba orada yatıyor. 5 tane araba, 10 tane araba falanız. 10 arabayız. 2-3 sefer olmuştur. Rahat ne olmuştur. Yakın mesaj. Hemen şu karşıya döküyoruz. İşte buradan başlıyor arkadaşlar. Şu an döndüğüm yerden. Bakın buradan. O geriye kadar işte burası neydi? Darülacize şehri. Öyle yazıyor çünkü orada. Çünkü hani Darülacize yazsaydı 1-2 bina olurdu. Ama burada her kule vincin dibine arkadaşlar bakın yine 1-2-3-4-5-6-7 7 tane olmuş kule vinç. Buraya da kule vinç koyacaklar 2 tane. Her kule vincin dibine arkadaşlar en az maksimum 2-3 tane bina yapılıyor. En az 3 tane bina yapılıyor her kule vincin dibine. Onun için büyük iş yani. Allah yapandan da yaptırandan da vesile olandan da razı olsun arkadaşlar. Çünkü bu böyle şeyler, bunlar kalıcı şeyler arkadaşlar. Yani var olan maldan zarar gelmez, yok olandan zarar gelir. İnşallah böyle bir şey yapılır da yarın öbür gün kimsesiz olan yaşlılarımız, kimsesizler gelir buralarda yaşarlar arkadaşlar. Hayatlarını daim ettirirler. Yani her insan insan gibi yaşamayı hak ediyordur arkadaşlar. Her insan. Ama olabilir insanlık hali. Ne bileyim yani atıyorum yanlış iş yapmış olabilir. Onu da ne yapacaksınız arkadaşlar? Yanlış iş yaptı diye yani bir insanı yargılayamazsınız, dışlayamazsınız. İnsanlık hali neydim demeyeceğiz. Her zaman ne olacağım diyeceksiniz. Olabilir insanlık hali yanlış yapmış olabilir. Amaç onu dışlamak değil, onu kazanmak arkadaşlar. Ama şimdi bakıyorsunuz çocuğun 15 daha 15-20 yaş arasında en az 20-30 tane dosyası var arkadaşlar. Yani bu da bilmiyorum da bir nevi diyorum acaba bir nevi bu teknolojiyi fazla şey yaptık ondan. Mesela artık şöyle söyleyeyim arkadaşlar, konu bakın nereden çıktı nereye gitti diyeceksiniz. Ama hiç gerek yok, onlara başka bir video yapalım, bir muhabbet yapalım, konuşalım onu. Bu videoya onu hiç karıştırmayalım. Bu video hem araç tanıtımı oldu. Aracımızı tanıtmış olduk. 1840 Atros aracımız. Aracın içinde göstereyim istiyorsanız. Şuradan bir fiş alayım da karşıda aracın içinde çekeyim arkadaşlar. Bu videoya bugünlük nokta koyalım. Gerekirse bir video daha çekeriz. Onda da rutin muhabbetimizi ederiz. Şöyle camımızı açalım. Şuradaki arkadaşlar fiş alıyoruz çünkü. Oraya girerken fiş veriyoruz arkadaşlar. Bakın çocuk getiriyor fişimizi. Sağ ol canım. Şu arabayı bekleyelim. Aracımız göstereceğim arkadaşlar. Şuradan çıkayım. Evet. Thank you.
Aracımızın içi şu halde arkadaşlar, görüyorsunuz. Yatak, üstte de bir yatak var. Merhaba. Her zamanki dediğimiz gibi arkadaşlar, Cenab-ı Allah'tan hastalara şifa, dertlere deva, borcu harcı olan fakir fukaraya daha iyi iş imkanları, bol kazançlar. Bizim gibi ekmeğini böyle direksiyon başında, direksiyondan kazanan tüm şoför camiasının da Cenab-ı Allah lastine taş değdirmesin, kazasız belasız, kavgasız gürültüsüz, hırsız gürsüz bir gün geçirelim. Akşam mutlu mesut bir anda evimize gidelim, öyle oturalım arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Biliyorsunuz sokak köpekleri için istiyorum bunu. Kediler için mama alacağım onlara. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Selametle kalın.